Şelaler Şehri'nde de yeni bir programda Ordu Sevdalı'yla tekrar birlikteyiz. Bugün Çamaş'tayız. Çamaş merkeze girdik, Uzun İsa'yı geçtik ve içeriye doğru ilerlememizi sürdürüyoruz. Bakın burası enteresan mevki, Ayı Kalesi. Arkamda gördüğümüz saat, Ayı Kalesi dediğimiz saat hakikaten ulaşması, geçmesi, girmesi zor bir alan. Onun arkasında da Öldü Dağı diye çok çetin, çok zor bir dağ varmış. Hatta yıllar önce o dağı artık insanlar, çünkü giden gelmiyor, giden ölüyor, Öldü Dağı. O sıkıntılı dağı ne yapmışlar, böyle bir şekilde ortadan kaldırmışlar. Nasıl ortadan kaldırmışlar, patlattılar mı kayaları, kırdılar mı bir şekilde, ama buranın insanı o dağı ortadan kaldırmış. Şimdi orada çok gür, bambaşka girilmez bir orman oluşmuş. Şimdi o hatta doğru ilerleyeceğiz ama bizim asıl Şelaler Şehri temamızla hedeflediğimiz buradaki Çifte Şelale. Çifte Şelale'den sonra ise yine bir görülmeyeni, bilinmeyeni, tanınmayanı Ordu Sevdalı ile buluşturacağız. Hosul Deresi üzerinde buradaki yöre insanının bile daha önceden bilmediği, görmediği bir şelale ile ilgili almış olduğumuz bilgi üzerine rotayı takip edeceğiz ve Hosul Şelalesi'ni, ismi de Hosul Şelalesi değil, derede olduğu için Hosul. Hosul Deresi'ni duyduğum zaman, Hosul Şelalesi'nden bahsedildiğinde Hosul ne demek diye sordum. Yöre insanı şu şekilde açıklıyor. Kuzineye patates, elma ya da işte bu yörede armut attığımız zaman o şekline, orada pişmiş şekline diyelim, hosul diyorlar. Patates hosulu. Zaten burada da bir de patatese de gostil denir. Değişik değişik yöresel deyişleri de öğreniyoruz. Farklı şelale rotalarında kültürel değerlerimizi sizlerle de bu vesileyle buluşturuyoruz. Haydi bakalım, yolumuz uzun, maceraya devam. Şelale rotamızı Çamaş'ta sürdürüyoruz. Ayı Kalesi mevkiinde böyle ufak bir patika üzerinden devam ederken Muhammed Beylerle karşılaştık. Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayı Kalesi mevkiinde evet. Yaşıyorlar kendileri. Şimdi arkamızda muhteşem bir panorama var. Bir yandan da böyle tek değil, birkaç tane sanki böyle şelalenin de sesi kulaklarımıza kadar geliyor. Bize bu mevkiyi anlatabilir misiniz? Mesela bilmiyorum, kamera alabilecek mi, ama şurada o Hosul Şelalesi mi? Evet, mevkisi Hosul. İsmi yok aslında. İsmi yok yani. Belki ismini şimdi bakacağız. Biz evet, koyacağız. Orayı evet, keşfedeceğiz. Yani biz Şelaler Şehri'nde programında Ordu Sevdalı'yla birlikte keşifler de yapıyoruz. Evet. Hosul Deresi üzerindeki bir de şelale. Kasımoğlu Deresi'nde var bir şelale. Kasımoğlu daha. Deresi. Kasımoğlu Deresi'nde var. Hı hı. Eski adı Haslo Deresi'ymiş. Şimdi işte burada daha önce başka insanlar kalmış. Ermeniler falan. Evet, evet, evet. Yanlış olmasın değil mi? Yok, yok, yok şey. Şimdi oraya Haslo Deresi demişler. Hı hı. Önceden Haslo'ymuş, şimdi Kasımoğlu Deresi oldu. Kasımoğlu. Burada var bir şelale. Şelaleler var. Şeyler var. Tarihi eser değirmenler var. Aa, çok güzel. Ben bunu çok var, vurguluyorum. Bu hı hı, deremizde var. Burada da var bir tane aşağıda değirmenimiz var. Hı hı. Bir de karşıda var işte bir çifte. Çifte değirmen. Çifte, o ünlü çifte değirmen değil mi? Çamaş şelale, olarak çok. Şelale. Evet, çifte şelale olan yer var. Hı hı. Burada da Hosul Deresi'nin altındaki şelale. Buraya ismini siz koyarsınız zaten. Mevkimiz de Kestane Yokuş mevkisi. Hepsi Kestane Yokuş toprakları buralar, bu kısımlar yani. Kestane Yokuş toprakları. Hatta oranın sınırı uzun Ali ile sınır hattından da geçmiştik sanki. Yani değil evet, mi? Evet, evet. Taş ocaklarının yanındaki o taburalardan bu yana Kestane Yokuşu, evet, öbür taraf Uzun Ali. Evet, o rota içerisinde biz de tanımış oluyoruz. Bizim yani, böyle evet, kültürel evet, değerlerimizi, güzel, sizleri, güzel yani,
Hakikaten şimdi, çok güzel bir yere insanı var. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Şimdi burada da evet. Dingele Deresi vardı hocam. Hı-hı. Şurada eskiden Ermeniler burada Durukhan'a, bizim atalarımızdan attığımızda Cirgan'a varmış. Burada kendir döverlermiş. Eskiden kendircilik yapıyorlarmış. Cirgan'a dediniz? Sudan Cirgan'a yapmışlar. Aynı orada gölleri var, şeyleri var. Orada güzel güzel böyle kesilmiş gibi manzaralı göller var yani. Evet, yukarıda gitseniz çok güzel bir manzara var. Çok yakınına kadar araba gidiyor Uran'ında. Oraya kadar da çok araba gidiyor. Var yani, aslında bunu böyle yazmak gerekir. Evet, değil mi? Yani, ya biz rotalar çıkarıyoruz aslında yani, bu çalışmalar kapsamında. Bir yandan da belgelemiş oluyoruz, kayıt altına almış oluyoruz. Sizlerin bu konudaki tespitleri, önerileri bizim Dingele için çok Deresi değerli. Dingele Deresi derler zaten. Dingele Deresi. Derler. Oraya da Uran'ın ismi tam önceden orada kendir döverlermiş. Su vuruyormuş. Küt yere vuruyormuş böyle. Orada orayı da dingere takmışlar. İsmi de dingereymiş. O sudan yapılan bir aletin şeyin yani sistemin. O yatakları, dere yataklarını farklı yerlerde de gördük. Onu böyle şekillendirip kendilerine yani, göre tabii, biçimlendirmişlerdi kendir, sanki değil mi? Kendir işi bittikten sonra bunlar kalkmış. Fındık yetişmiş. Ondan sonra millet bu mahsulu yapıyor. Önceden kendir yapıyorlarmış. Yani kendirden ip yaparlarmış. Kökreni yakıyorlarmış. Şimdi fındık meselesi çıkmış, fındık yapıyorlar. O ondan yok daha, bu memlekette yok. Kendir yok artık. Evet, evet. Daha kendir yok yani. Kendir zaten yok. Kendir de zaten yasak bir madde. Tabii tabii tabii. O yüzden daha kenevir bir dediğimiz şey aynen, yani. Aynen, aynen. Bizim bildiğimiz Türkçesi, yani kendir biliyor eskiden de, şimdi kenevir diyorlar. Kenevir. O yasak bir madde oldu. Eskiden yapılıyormuş buralarda ama bunun yasak olarak kullanıldığını bilmiyorlardı. Tabii canım, nereden halk olarak yani. Bilmiyorlardı. O amaçlı olduğunu bilmezler. Zaten ip. Zaten ip için kullanıyorlardı tabii, yani. Evet. Tabii. Yasakla bir şey yok şu an. Valla çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattınız. Sağ olun. Biz şimdi rotalara devam edeceğiz. Şimdi müdürüm buradan şu gürgen ağacının dibinden yol var. Tamam. Buraya kadar orayı da çekmek gidiyorsanız. Hı hı. Oralara yol var. Ben şu anda sağlığım elverişli. Yok yok, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoksa sizden bugün ilgilenecektim. Çok yani. Çok sağ olun. Çamaş'taki şelale rotamızı sürdürüyoruz. Ayı Kalesi mevkiinden belli bir noktaya kadar muhtar daha arazi tipi aracıyla böyle biraz zor yollardan bizi şu arkada gördüğünüz güzelliğe kadar getirdi. Bu arkadaki şelale çifte şelale, değerli ordu sevdalıları. Çifte şelalenin iki tane simetrik gibi böyle hattı var. Burada bir tanesini görüyoruz bu açıdan. Birazdan eğer başarabilirsek zor bir hattımız daha var. Aşağıya inip ikisini birden size göstermeye çalışacağız. Çok muazzam manzara, harika bir ses, atmosfer müthiş. Evet, rotaya devam ediyorum. Çifte şelalenin düştüğü noktaya erişebilmek için yukarıdan aşağı bakın, fındık ocakları, fındık ocaklarına tutuna tutuna yuvarlana yuvarlana aşağıya doğru iniyoruz. Diliyorum salimen varırız. Haydi bakalım devam.
fındık ocaklarından da inerek daha yabani bir alana geldik. Artık iyice şelalenin deresine doğru yaklaşıyoruz. Çok çok zor bir parkur. Arada böyle minik minik mantarlar var. Son derece keyifli. Taflan mı? Taflanlar var. Evet, yabani taflanlar. Harika. Şimdi bu bakın gördüğünüz son derece kaygan ve otlarla, bitkilerle kaplı alandan aşağı doğru ilerleyeceğiz. Haydi devam edelim. Yaklaşıyoruz adım adım ama muhteşem bitki örtüsü var. İçeriye bakın, güneş giremiyor. Ağaçlar böyle çardak gibi tamamıyla üzerimiz kapamış durumda. Sesi duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet, devam edelim. Sonunda çok çok zor bir parkur. Yani bana göre çok akıllı işi değil ama bir şekilde çıktık bir yola ve ulaştık. Çamaş Çifte Şelale'deyiz. Metrelerce yukarıdan dökülen iki şelale böyle sanki simetrik gibi birbirinin aynadan yansıması gibi buraya dökülüyor. Harika bir panorama var. Burada daha uzun bir hat. Aslında yukarıdan gördüğümüz hat buydu. Hattı görüyoruz. Yan tarafta diğerini, muhteşem bir vadi, tarihsiz bir güzellik, erişimi zor, belki minik müdahalelerle daha kolay hale gelebilir ama fevkalade bir parkur. Ordu sevdalarına hani buraya gelinmeli, görünmeli demeyeceğim, hakikaten zor ama biz onlara işte Şelaleler Şehrinden programı vasıtasıyla ulaştırıyoruz bu güzelliği. Evet. Sessizliğe bırakıyorum yerimi. Buyurun. Muhteşem bir güzellikteyiz. Çamaş Çifte Şelale'deyiz. Bir şey yalnız çok komik oluyor. Muhtarım var yanımda. Yörenin insanı. Böyle grand tuvalet bizimle hop seke seke geldi. Biz böyle ayağımızda sarı çizmeler, efendim baton, dağcılık malzemeleri falan filan. Biz zor ulaştık. Yani nasıl geldi, nasıl buraya geçti? Ben şaştım kaldım. Ama muhteşemler. Harika bir güzellik içerisindesiniz değerli muhtarım. Burası şimdi Çifte Şelalemiz değil mi? Evet, Çamaş Kestaneviç Mahallesi Çifte Şelale. Çifte Şelale. Ordumuz Şelaleler Şehri. Evet. Bu şelale de ulaşımı tabii zor. Yani sizin için çok kolay ama. Bayağı bir zor. Bize bayağı zor. Yani etap etap iniyoruz. Yer yere in böyle 70-80 derece oluyor. Evet. Kaya kaya geldik. Biz zorlandık ama muhtarım dediğim gibi gayet şık bir şekilde hop yukarıdan aşağıya indi. Harikasınız. Muhteşem güzelliklerimiz var ordu olarak. Hemşehrilerimize biz elimizden geldiğince ordu sevdaları diyorum. Evet. Ordu sevdalarına bu güzellikleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Tanıtmaya, göstermeye çalışıyoruz. Bazı yerlere davet ediyoruz, bazılarına edemiyoruz. Ama en azından bu değerlerimizi bilelim, görelim istiyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Başka hangi şelalelerimiz var bu hat üzerinde? Valla bu aşağıda Kasımo Deresi dediğimiz yerde var. Gene bu Hosulları dediğimiz oranın Hosul Deresi, Hosul Deresi üzerinde var.
Yani buna benzer, bunun kadar büyük olmasa da şelale mevcut çok yerde. Biz hep şelale şehri Ordu diyoruz. 19 ilçe almış, 300 üzerinde şelale var dedik ama ya bunları gördükten sonra 300 az bir rakam, mütevazi bir rakam. Belki 1000'e aşkın şelale var. Evet. Yani şunların boyları falan da muhteşem. Yani hakikaten çok, muazzam. Burası zaten bir farkı gözükmüyor. Burayı zaten arkamızda kaldığı için. Tek bir açıdan alamıyoruz. Evet. Yani evet. Yukarıki açıdan belki gözükmüş olabilir ama. Yukarıki açıdan tek yani, kolu alabildim ben. Bu suyun inişi bayağı bir aşağı yukarı belki 80-100 metre değil civarında mi diyebilirim. Keza burası da böyle. Burada birleşiyor. Yani böyle evet kavuşuyorlar iki evet, tane değil evet, mi? Evet. İki sevgili burada kavuşuyor. Evet. Yağmur ormanları gibi bir atmosfer muhteşem. Burada oksijen de bir başka değil mi? Buranın tabii böyle ki havası da bir tabii başka. Ki, tabii ki. Alabalık da var burada. Evet, kırmızı denekli alabalık da mevcut. Evet, ya muhtarım en çok sevdiğin yanı çok temiz bir alan. Evet. Evet. Yani suyu kirleten bir mesele de yok. Yani bu çok özel, çok anlamlı burada. Fazla bir yerleşim alanı da yok. Yerleşim alanı da üstünde yok. Evet. Hatta şunu öğrendik. Şimdi biz belli bir noktaya kadar araçla, sağ olsun muhtarımız böyle daha arazi tipi bir araçla getirebildi dört çekerle. Siz o noktadan sonra da yürüdük. Çok sağ olun. O noktadan sonra yürüdük. Hatta ben şey sordum. Ya bu yol, bu kim kullanıyor? Tek bir hane için. Evet, evet. İyi ki o hane varmış da en azından evet, belli bir noktaya kadar araçla gelebildik. Evet, yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şelale Şehri Ordu Sevdalıları parkurumuza devam edeceğiz. Sizi bu güzellikle yine baş başa bırakıyoruz. Ben ayrıca ekip halinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altaş TV'ye teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zor bir parkur. Kolay kolay yenip çekilecek yerler değil ama işte Ordu sevdalıları için katlanıyoruz. Ordu sevdası ne güzel hakikaten. Şelale şehriyiz ya. Harika bir şehir. Muhteşem güzellikler. Bunları yaşamak bambaşka bir keyif. Hele birlikte yaşamak, yaşatabilmek çok daha güzel.